Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû tetenezzelu aleyhimul تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvizu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim, öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına eriştiren alemlerin Rabbi Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, alemlerin Efendisi, rehberimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun güzide âline, ashabına ve etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Rabbimiz bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz ibadat-ı taatımızı, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, hayır ve hasenatımızı dergahında en güzel şekliyle kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle oruç ibadetimizle ilgili fıkhi meseleleri paylaşmanın gayreti içerisinde olacağım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun hazırlamış olduğu fetvalardan da istifade ederek aklımıza takılan, çokça sorulan sualleri cevaplandırmanın gayreti içerisinde olacağım. İlk olarak oruç tutmakla yükümlü olmanın şartlarıyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere yüce dinimiz İslam'a göre bir bireyin sorumlu olmasının temel şartları vardır. Bunlar Müslüman olmak, akıllı olmak ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu zikrettiğimiz şartlar oruç ibadeti ile ilgili sorumluluğun taşındığı anlamına gelen şartlardır. Yani bir kimsenin oruç ibadetiyle mükellef olabilmesi için Müslüman olması lazım, akıllı olması lazım ve ergenlik çağına ulaşması gerekiyor. Burada altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Şu anda evlerimizde bulunan akıl bali olmayan yavrularımız var. Onların da bu ibadeti yaşayabilmeleri için, Ramazan ayının bereketinden istifade edebilmeleri için özellikle onları sahurla tanıştırabilmeli, iftar sevincini onlarla birlikte yaşayabilmeli, evlerde kılacağımız teravih namazlarına onları da katabilmeliyiz. Dolayısıyla onlar ergenlik çağına ulaşmamış olsalar da şimdiden bu ibadetlere alışmış olacaklar, onları bu ibadete ısındırmış olacağız. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşından 10 yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını emir ve tavsiye buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, ikinci olarak oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden bahsetmek istiyorum. Bu da son derece önemli görülen, aklımıza takılan suallerden bir tanesi. Hangi şartlarda bulunan kimseler oruç tutmayabilirler? Yüce dinimiz İslam, kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş. Güçlerini aşan veya onları sıkıntıya sokan durumlarda kolaylaştırıcı bazı hükümler getirmiştir. Bu genel ilke uyarınca, farz olan Ramazan orucu ibadetini belli şartlara bağlı olarak erteleme konusunda bazı ruhsatlar getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bakara Suresi 183. ve 184. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan,
tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha iyidir. İslam alimlerimiz, fakihlerimiz bu ayeti kerime ve ilgili hadisi şeriflere de dayanarak Ramazan orucunu tutmamayı mübah hale getiren mazeretleri ileri sürmüşler. Bu mazeretleri şöyle sıralamışlardır. Birinci olarak yolculuk. Ramazan ayında sefer mesafesi dediğimiz 90 kilometre ve üzeri bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse geceden oruca niyet etmeyebilir. Yani yarın bizim bir yolculuğumuz var. Bir planımız var. 90 kilometre ve üzeri bir mesafeyi kat edeceğiz. Dolayısıyla bir gece öncesinden oruca niyet etmeyebiliriz. Böyle bir kolaylık tanınmıştır. Böyle bir ruhsat tanınmıştır. Ama niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıkacaksa bir kimse, bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmuyorsa eğer, başlamış olduğu orucunu bozmaması tavsiye edilir. Çünkü başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa yine kendisine kefaret gerekmeyecek, sadece kaza gerekecektir. Orucu mübah kılan, oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden bir diğeri hastalıktır kıymetli kardeşlerim. Oruç tuttuğu zaman hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kişilerle, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlananlara iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatı tanınmıştır. Oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir. Tabii burada doktorun Müslüman olması, mahir olması, alanında uzman olması gerekmektedir. Dolayısıyla o doktorun tavsiyelerine de vatandaşlarımızın uyması bu anlamda önem arz etmektedir. Bir diğer maddemiz yaşlılık. Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, yani biz buna fıkıhta şeyh-i fani diyoruz, pir-i fani diyoruz, oruç tutamayacak kadar yaşlı. Bu insanlar da oruç tutmayıp onun yerine fidye verebilirler. Yine az evvel okumuş olduğumuz Bakara suresinin 184. ayet-i kerimesinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. Aynı zamanda iyileşme umudu olmayan hastalar da bu hükme tabidir. Yani bazılarımızın kronik hastalığı olabilir. Bu hastalığın iyileşme umudu da olmayabilir. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz de pir-i fani gibi değerlendirilmiş. Onlar da tutamadıkları oruçların fidyesini vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. Bir diğer maddemiz ileri derecede açlık ve susuzluk. Açlık veya susuzluk sebebiyle beden ve ruh sağlığının ciddi derecede zarar görmesi söz konusu olan kimse orucunu bozabilir. Sağlık şartları düzeldiği zaman bozulan oruç yine Ramazan-ı Şerif ayından sonra kaza edilmesi gerekir. Böyle bir kimsenin, yani şiddetli açlık çeken, şiddetli susuzluk çeken bir kimsenin orucuna devam etmesi, o kimsenin ölümüne sebep olacaksa veya sağlığında kalıcı hasarlar meydana getirecek nitelikte ise, o kimsenin orucunu açmaması, yani oruca devam etmesi caiz olmayacaktır, hatta haram olacaktır. Bir diğer maddemiz, zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Değerli kardeşlerim, esas itibariyle bir insanın ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Ancak kişisel veya toplumsal zorunluluklar bazılarımızın böyle işlerde çalışmalarını gerektirebilir.
Böyle durumda bulunan bir kişi oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar izin günlerinde veya müsait zamanlarında tutamadıkları oruçlarını kaza etmelidirler. Yine bir diğer maddemiz gebe ve emzikli olmak. Oruç tuttuğu takdirde kendisinin veya çocuğunun zarar görmesi muhtemel olan hamile kadınlar veya emzikli kadınlar da sağlık durumu oruç tutmak için elverişli olmayanlar arasında değerlendirilmiştir. Bu durumda olanlar da oruç tutmayabilirler. Hatta zarar görme ihtimali kuvvetli ise, yani kendisi zarar görecekse veyahut da çocuğuna bir zarar isabet edecekse onların zaten tutmaması gerekmektedir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kaza edebilirler. Kıymetli kardeşlerim, burada bu maddeler içerisinde altını çizmek istediğim bir husus var. Fakihlerimiz, alimlerimiz oruç tutmama ruhsatını, maddelerce zikrettiğim bu oruç tutmama ruhsatını Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyyede zikredilen sebeplerle sınırlı tutmayı tercih etmişlerdir. Bunların ortak özelliği meşakkat olsa bile her meşakkat durumunda oruç tutulmayabileceğini söylemekte temkinli davranmışlardır. Bunun da altının çizilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu saydığımız ruhsata gerekçe olan haller ortadan kalkınca tutulamayan oruçlar kaza edilir. İyileşmesi mümkün olmayacak şekilde hasta olmak ya da aşırı yaşlı bulunmak gibi oruç tutmaya sürekli bir engelin bulunması halinde tutulamayan her oruç için bir fidye verilecektir. Bir oruç fidyesi bir fıtır sadakası miktarıdır. Bir fıtır sadakası ise bir kimseyi orta hallisi ile bir gün doyurabilecek yiyecek miktarı ve bunun parasal karşılığıdır. Fidyeden bahsetmişken burada oruç fidyesiyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Nitekim son günlerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu olacak. Oruç fidyesi ne demektir? Değerli kardeşlerim, fidye bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini ve mali yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve haçta söz konusudur. Az evvel ifade ettiğim gibi, ihtiyarlık yani piri fani olmak ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye ödeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir fakir doyumu kadar fidye öder buyurulmaktadır. Bakara suresi 184. ayet-i kerimede. Bir fidye miktarının da bir sadaka-i fıtır miktarına denk geldiğini ifade etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun belirlediği miktarı da burada ifade etmekte fayda var. Asgari miktar. Yani oruç tutamayacak olan kimsenin yaşlılığından dolayı veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalığından dolayı oruç tutamayacak olan kimsenin tutamadığı her bir oruca karşılık vermesi gereken fidye miktarının asgarisi 27 TL'dir. 27 TL'den az olmamak kaydıyla o kardeşlerimiz her gün için bir fidye vermeleri icap edecektir. Peki biz bu fidyeleri ne zaman vereceğiz? Onu da ifade edelim. Ramazan ayının sonunda toptan verebileceğimiz gibi Ramazan ayı içerisinde günlük olarak, yani her gün, tutamadığımız her gün için ayrı ayrı günlük olarak da verebiliriz veya Ramazan ayının hemen başında da fidyelerimizi verme imkanımız var. Bir diğer husus, kıymetli kardeşlerim, yine önemli bir husus. Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Bildiğiniz üzere niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih olmayacaktır. Kalben niyet etmek yeterli ise de biz niyetimizi dil ile de söylemeyi ihmal etmeyelim.
Çünkü dil ile niyeti söylemek mendup bir davranıştır, güzel bir davranıştır. Ayrıca oruç için sahura kalkmak da bir niyet sayılacaktır. Ramazan-ı Şerif orucu ve belli günlerde tutulmak üzere adadığımız oruçlar, bir de nafile oruçlarımız. Bunlara niyet ederken niyet etme vaktimiz güneşin batması ile başlayacak ve ertesi gün güneş tepe noktasına gelmesi öncesine kadar devam edecektir ki biz o vakte kuşluk vakti diyoruz. Yani şu Ramazan-ı Şerif ayında diyelim ki sahura kalkamadıysak, geceden niyet etmeyi unutmuş isek, öğleden az önceki vakte kadar niyetlerimizi yapabiliriz. Ama burada da şuna dikkat etmemiz lazım. İmsak vaktinden sonra yapacağımız niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yememeye, içmemeye ve oruca aykırı bir işin yapılmamış olmasına azami ölçüde dikkat edeceğiz. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmayacaktır. Ve bu oruçlarımız için yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak anlamda niyet yapabileceğimiz gibi bununla birlikte geceden niyet edebileceğimiz ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde kayıtlamak da faziletli bir şey olacaktır. Ramazan-ı Şerif'in her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte kıymetli kardeşlerim, kaza orucu Ramazan-ı Şerif ayından sonra kaza orucu tutmak isteyen kardeşlerimiz olacak. Veyahut da kefaret orucu tutmak isteyen kardeşlerimiz olacak. Ya da adadığı bazı oruçlar vardır. Bir zamana bağlı olmayan, yani günü belli olmayan nezir dediğimiz oruçlar vardır. Bunlar için niyet etme vakti de gün batımından itibaren, yani güneş battıktan sonra en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Ve bu tür oruçlara niyet edilirken falanca kaza, falanca kefaret veyahut da adak orucuna şeklinde belirtilmesi icap edecektir. Değerli kardeşlerim, son olarak imsak nedir ve ne zaman başlar? Bu hususa da temas edip sohbetimi noktalamak istiyorum. Sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri tutmak, geri durmak anlamlarına gelen imsak, dini bir kavram olarak fecr-i sadıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsi münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halkımız arasında imsak, oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluşturduğu vakit anlamında kullanılmaktadır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Dolayısıyla oruçlarımızı tutarken imsak vaktine azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerekir. İmsak vakti çıktıktan sonra bir şey yememeye, içmemeye ve orucumuza halel getirecek davranışlardan uzak durmanın gayreti içerisinde olalım. Rabbim tutacağımız oruçları dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Rabbim anlatılanlardan istifade edebilmeyi bizlere lütfeylesin. Bir başka sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Thank you.